Herkese günaydın. Borsa İstanbul'da bankacılık endeksiyle birlikte yükselen bir endeksle karşılaştık bu hafta. Aslında bu hafta en önemli gelişmeler Perşembe ve Cuma günü şekillenecek. Perşembe günü Hafize Gaye Erkan yurt dışında yabancı yatırımcılarla bir toplantı gerçekleştirecek. Aslında Mehmet Şimşek de gidecekti ancak bir Ankara toplantıları nedeniyle online katılacağını ifade etti dün. Hafif bir esneme oldu aşağı yönde bu haber sonrasında ama çok önemli bir etki de yaratmadığını söylemek mümkün. Yani toplantıya katılacak ancak online. Bunun dışında yine Perşembe günü yurt dışında küresel piyasalarda ABD'den TÜFE verisi açıklanacak. Enflasyon verisi bu son zamanlarda biraz daha yurt dışındaki piyasa algısını şekillendirmesi açısından daha önemli konuma geldi. Zaten önemliydi. Fed'in baktığı ve Fed'in para politikasını şekillendirdiği bir veridir. Dolayısıyla aslında Perşembe günü küresel açıdan da önemli bir data gelecek, veri gelecek saat Türkiye saatiyle saat 16.30'da. Bunu da atlamayalım lütfen. Forex tarafına bakanlar ya da Viyop'ta işlem yapanlar için de oldukça önemli bir veri olduğundan bahsetmek mümkün. Cuma günü piyasa kapandıktan sonra hatta gece yarısı Moody's'in not görünümünün açıklaması bekleniyor. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz Aralık ayında bir toplantısı vardı ancak pas geçti. Bence bunda pas geçmez, bunda açıklamalar yapar. Olumlu bir görünüm olmasını bekliyoruz. Hatta not arttırımına doğru da bir yukarı yönde bir ifade değişikliğine gitmesini ve güçlü bir ifade kullanmasını Türkiye piyasası açısından düşünüyoruz ve bütün bunlar aslında şu anda var olan pozitif algılamaların da üzerine bir algılama yaratabilecek gelişmeler. O nedenle haftaya açılış bizim için oldukça önemli olacak. Moody's'in de ifadeleri, söylemleri de bunu şekillendirecek. Ama teknik anlamda önemli direnç seviyelerini halen daha geçmiş değiliz. Dolayısıyla bugün bunu konuşacağız. Günaydın. Öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim Seda Hanım. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. En sonunda iyiyim. Valla 3 haftalık hastalıktan sonra toparlayabildim ama gerçekten çok zor toparlandım. Hasta olanlara acil şifalar diliyorum. İnanılmaz zor. Bir salgınla baş başayız. Aman lütfen kendinize dikkat edin. Siz iyisinizdir inşallah. Çok teşekkürler. Gerçekten çok fena bir salgın var. Aldığımız haberler de hep o doğrultuda Evet. arkadaşlarımızdan. Size de çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Tekrardan ve aciller bayağı dolu deniyor. Evet. İnşallah bu kışı sağlık içerisinde atlatalım. Bir an evvel tüm hastalara da sizin de dediğiniz gibi acil şifalar diliyoruz. İnşallah kazasız belasız bir yıl olsun diliyoruz her zaman. Kazasız belasız da bir piyasa olsun diliyoruz aslında. Dolayısıyla bir teknik anlamda bir hafif ivmelenme var. Bu ivmelenmenin direnç bölgelerini yukarı yönde geçmesi açısından yeterli buluyor musunuz? Vallahi siz temel tarafı her zaman olduğu gibi gayet temel ve makro gelişmeleri gayet güzel anlattınız. İsterseniz bunlar ekranda Evet, lütfen. grafiğimizi yansıtalım. Grafiklerde nerelerdeyiz, hangi noktalardayız? Öncelikle geçen hafta sizin olmadığınız yayında 7700-7900 bir önceki haftaki yayında önemini koruyor şeklinde bir değerlendirme yapmıştık. Şu verilerin hiçbiri yoktu. Geçen Evet. haftadan bu yana oluşan verilere baktığımızda da nitekim 7700-7900 bandına geldiğimizi ancak burada da dün satışlarla karşılaştığımızı gözlemliyoruz. Neden ve niçin satışlarla karşılaşmış olabiliriz? Teknik anlamda nasıl bir görüntü var? Ona baktığımızda da yine 7700-7900'ün aynı şekilde direnç olarak önemini koruduğunu gözlemliyoruz. Peki neden? Burada günlük çubuk grafiklerimizi görüyoruz. Yani her bir çubuk o gün yaşanan en yüksek, en düşük kapanış, açılış fiyatlarını yansıtıyor. Altta da hacim göstergesi var. Şimdi teknik anlamda bakıldığında bir defa çok net bir şekilde uzunca bir süredir takip ettiğimiz bir formasyon var. Ona da geleceğim birazdan. Bir yandan da trend çizgisi çalışması yaptığımızda 3 Ekim sonrası oluşan bir tepemiz vardı. Bir de 28 Kasım sonrası oluşan bir tepemiz vardı. Bu tepe noktaları birleştirdiğimizde zaten malum bu çizgiye temas ediyor. Bu çizgide aşağı yukarı hangi açıyla geleceğini bilemediğimiz için 7700-7900 diye telaffuz etmiştik geçen hafta. Nitekim dün 7875 noktasını kadar gördü ve henüz aşılabilmiş değil.
En son söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim. Bu bant aşılmadan, bu düşüş trend çizgisi aşılmadan çok olumlu şeyler söylemek mümkün değil. Aşılabilecek olursa, artan bir hacimle aşılabilecek olursa, işte o zaman yeniden öncelikle işte 8300-8400'ler, ardından 8500-8600'ler ve ardından daha üst rekor seviyeler, yeni rekorlar telaffuz edilebilir hale gelir. Ancak görüntü, eldeki mevcut görüntü henüz bu direncin aşılamadığını gösteriyor. Bu direnç aşılmadığı sürece de ilerleyen dönemde daha önce ortaya çıkan bir formasyon vardı. Şimdi birazdan yine ayrıntılarıyla anlatacağım. O formasyonun işaret ettiği 6000'li rakamlar diye telaffuz edelim kabaca. 6000'li rakamlara doğru gerileme riski teknik açıdan devam ediyor. Yani bence manşet 7700-7900 bandı aşılmadığı sürece 6000'li rakamlara doğru gerileme riskinin devam ettiğini söyleyebiliriz teknik açıdan. Peki nereden geliyor bu? Niçin böyle bir şey söylüyoruz? Hatırlayacak olursanız yani son 5 haftalık yayınlarımızda sürekli olarak bunu telaffuz ettik. Kasım ayı son günlerinde oluşan 8150'de hatırlayabildiğim kadarıyla 28 Kasım günü 8149 puan seviyesinde oluşan bir tepe noktamız var. Grafikte burası olarak gözüküyor. Bu noktadan itibaren bir elmas formasyonu dediğimiz bir formasyonu takip ediyoruz. Neydi bu formasyon? Hemen ben bunun sınırlarını çizeyim ve göstermeye çalışayım bir kez daha. Şu çizgileri çizdikten sonra devam edeceğim. Şimdi buradaki rakamları bir hatırlamamız lazım. Neydi bu rakamlar? Ağustos sonundan beri oluşan bir formasyon bu. Ağustos sonunda yani endeks ilk kez 8000 rakamlara doğru atak yaptığında 11 Eylül tarihinde 8400'lere ulaşmıştı. Ancak oradan daha sonra minik diyebileceğimiz bir düzeltme yaşamıştık. Bu düzeltmede de 7600'lere kadar düşmüştük 19 Eylül'de. Ardından 3 Ekim'de 8563 puan seviyesinde bildiğiniz gibi zirve yapmıştık. O tarihlerde hatırlayacak olursanız bir sonlanan diyagonal yapı olabilir diye ve bunun da bir satış sinyali olabileceğini teknik anlamda değerlendirmiştik. Nitekim gerçekten de 1 Kasım'da 7297 puan seviyesine kadar endeks daha sonraki dönemde düşmüştü. Ardından burada bir oba formasyonu mu oluşuyor diye değerlendirme yapmıştık. Ancak 28 Kasım'da 8149 puan seviyesine ulaştığı noktadan itibaren de işte bu elmas dediğimiz formasyon aslında ortaya çıkmıştı. Nedir elmas formasyonu? Elmas formasyonu çok nadiren karşılaşılan bir formasyon. Yükseliş trendlerinin sonunda ortaya çıkar. Uzun süreli devam eden yükseliş trendlerinin sonunda ortaya çıkar. Ve artık trend dönüşüne işaret eden bir formasyondur. Malumunuz endeks de uzun bir süredir aslında yükseliyor. Birçok yatırımcı, yeni yatırımcı Mayıs 2023 seçimlerinden sonra buraya katıldı. 4500'lü seviyelerden itibaren buraya katıldı. Ve endeksi belki de hani 4500'den beri sadece yükseliyor zannediyor olabilir. Halbuki endeks geçmişine baktığımızda ta 2020 yılı Mart ayından beri devam ede gelen bir yükseliş trendinin son halkası olabileceğini bu yükseliş esnasında da sürekli olarak gündeme getiriyorduk. Nitekim bu elmas formasyonuna tekrar dönecek olursak bu formasyonda işte bu büyük trendin 2020 yılı Mart ayından beri gelen büyük trendi bir dönüşüne işaret ediyor olabilir. Değerlendirmelerimiz son 5 haftadır 28 Kasım tepesinden beri bu doğrultudaydı. Nitekim Kasım ve işte Aralık ayı malum bu doğrultuda geçmişti ve endeks de 26 Aralık'ta 7200'lere kadar düşmüştü. Şimdi 26 Aralık'tan sonra sizin az evvel belirttiğiniz özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarından işte olumlu bir haber gelecek. Her şeyden önce hatta not artışı dahi olabilir yönelik beklentiler. Birazdan konuşacağımız bankacılık endeksi başta olmak üzere piyasaya bir heyecan getirdi. Ancak bu heyecan henüz düşüş trend çizgisini aşabilmiş değil. Düşüş trend çizgisini net bir şekilde ifade edemememizin nedeni günlükte başka, saatlik verilerde başka, haftalık verilerde başka seviyeleri gösteriyor. Aslında az evvel 7700-7900 dediysem de eldeki son verilerle baktığımızda
8055 seviyesi geçilmedikçe, aşılmadıkça diyebiliriz. Bu 8055 seviyesi nereden geliyor diye baktığımızda bir kez daha söylemem gerekir. 1 Kasım'dan 28 Kasım'a kadar olan bir yükseliş var. 7297'den 8149'a kadar. Şimdi bunu bir ölçek olarak aldığımızda, ki biz bu yükseliş esnasında hatırlayacak olursanız bunun bir tepki yükselişi olduğunu, tekrar piyasanın gerileyebileceğini o tarihlerde belirtiyorduk. Bu ölçekte bir yükseliş olsa dahi yani 7297'den 8149'a kadar yaşanan bu yükseliş ölçeğinde bir yükseliş olsa dahi 8055'e denk geliyor bunu oranladığımızda. Bunu bir önceki yükseliş ölçeğinde bir tepki yükselişi olarak değerlendirmek mümkün. Gerçek anlamda bir yükseliş için 8055'in hacimli, artan bir hacimle geçiliyor olması lazım. Bu aşılmadığı sürece 8055 puan seviyesi endeksin ilerleyen dönemde yeniden elmas formasyonu işaret ettiği seviyelere doğru gerileme riski devam ediyor. Elmas formasyonu neyi işaret ediyor diye baktığımızda, şimdi biz bu formasyonun çizgilerini ve hatlarını belirledikten sonra, hani bu işin teorik olarak kitabında da bu yazar, bu çizgilere isimler veriyoruz. Bu A çizgimiz, şu çizgimiz, bu B diye isimlendireceğimiz bir çizgi, bu C çizgisi, şu son dipleri birleştiren, yani 19 Eylül ve 1 Kasım diplerini birleştiren, burada D çizgisi. Şimdi formasyon tanımını yaptıktan sonra ve formasyonda bu işaretleri koyduktan sonra kitap bu işin teorisi bize der ki bu kırılma sonrası, burada bir kırılma gerçekleşmiş, D çizgisi aşağı yönde kırılmış. Bu kırılma sonrası ilgili finansal ürün C çizgisinin uzantısına kadar, temas edene kadar devam edebilir. Şimdi çok soruluyor, Twitter'da da soruluyor, işte nereyi kastediyorsun diye. Şimdi düşüş açısını bilemeyeceğimiz için her zaman net bir rakam vermekten kaçındım bugüne kadar. Eğer piyasa 7200'lere kadar, 7200'den destek görüp de yukarıya doğru hareketlenmeseydi, bu şekilde düşüş devam etseydi, işte o zaman 6800'ler, 6900'ler gündeme gelecekti. Ancak ne oldu? Baktığımızda 7200'den itibaren bir yükseliş var. Hangi açıyla ve nasıl geleceğini bilmediğimiz için net bir rakam şu anda veremiyoruz. Oldukça sert bir şekilde düşecek olursa 6700'ler. Eğer bu süre uzayacak olursa belki çok daha aşağılar söz konusu hale gelebilir. Dediğim gibi bu risk ne zaman var? Bu düşüş tren çizgisi, isterseniz şunu son bir kez kalınlaştırayım. Aşılmadığı sürece, bu düşüş tren çizgisi aşılmadığı sürece bu risk devam ediyor olacak. Umarım olumlu haberler gelir, olumlu bir haber akışı olur. Bu formasyonun işaret ettiği riskler ortadan kalkar. Biz de o zaman yeni zirvelerden, yeni üst olasılıklardan, hedeflerden, az evvel de söylediğim gibi 8300-8400'lerden, 8500-8600'lerden ve ilerleyen dönemde çok daha üst hedeflerden bahsedir hale gelebiliriz umarım. Ancak şu anki eldeki mevcut görüntü dediğim gibi bu şekilde endeks 100 için. Dolayısıyla bu anlamda riskler devam ediyor. Kısa vadeli, şimdi bu söylediğim çok genel yatırımcılar için görüntüydü. Kısa vadeli yatırımcılar için nasıl bir çok kısa vadeli yatırımcılar için nasıl bir görüntü olduğunu da belirtmeye çalışayım. Şimdi bugün çarşamba günleri genelde kredi satışları oluyor. Bu satışlar esnasında şu son diplerden birleştirdiğimiz bir hafif bir yükseliş trend çizgisi oluşmuş durumda. Bunu yeşile boyayayım, yükselişi temsil ettiği için. Herhangi bir satış bugün burada bir çubuk oluşacak sonuçta. Nasıl ve hangi yönde oluşacağını elbette şu anda bilemiyoruz. Aşağı yönde hareketlerin gelmesi halinde 7500'lere kadar yaşanabilecek geri çekilmeleri doğal karşılamak lazım. 7500'ün altındaki 7600-7500 bandının altındaki kapanışlarsa bu trendin artık bozulacağını gösterecek. Bu anlamda çok kısa vadeli pozisyon taşıyan yatırımcılar için 7600-7500'ü stop loss kabul etmeleri gerekir düşüncesindeyim. Bu desteğin kırılmasını şu an için beklemiyorum ama olur da kırılacak olursa kısa vadeli yatırımcılar için bu bir sat sinyali olacaktır diye düşünüyorum. 7600-7500 kırılmadığı sürece şu yükseliş umuduyla şu düşüş trend çizgisinin getirdiği risk
devam ediyor olacak. Çarşamba, perşembe, cuma günleri yaşanacak veriler sonrası bakalım ne tarafa evrilecek, hep birlikte izliyor olacağız. Sanırım oldukça açıklayıcı olmuştur. Siz sormadan ben bankacılık endeksine de geçebilirim. Bence önemli bankacılık endeksi, çünkü şu anda piyasayı domine ediyor ve kesinlikle destekleyici kolon görevini görüyor. O nedenle buradaki artık direnç kırılmaları yaşanacak mı? Hani endeksi de desteklemeye devam mı edecek? Yoksa orada bir artık yorulma var ve hani 7400'lere doğru geri çekilmeyi mi destekleyecek? Yani sizin de belirttiğiniz gibi kesinlikle piyasayı domine eden bankacılık endeksi oldu zaten. Hani özellikle bu son çıkışta en büyük etki bankacılık endeksiyle oldu. Bankacılık endeksi oysa ki yani hafta başına kadar oldukça düşüş trend çizgisi altında hareket ediyordu. Yani biz bu yayını eğer hafta başında, geçen hafta Cuma'dan itibaren yapıyor olsaydık, benim söyleyeceğim düşüş trend çizgisi kısa vadeli yatırımcılar açısından bakıldığında şu olurdu. Bu cuma günü aşıldı. Pazartesi ve salı günkü hareketlerde de önceki yükseliş trend çizgisi içine dönme çabası oldu. Dün satışların gelmesi bir gün önceki alımlar sonrası gayet doğal. Kısa vadede bakıldığında şu anda 9.580 kapatmış vaziyette. Tabii aşağıda söyleyeceğim rakam aşağıda kalacak ama 9.100 puan seviyesi bence kısa vadeli yatırımcılar için stop loss olarak kabul edilebilir. 9.100 kırılmadıkça yükseliş umudu devam ediyor olacak bankacılık endeksinde. Ama 9.100'ün kırılması bence kısa vadeli yatırımcılar için bir sat sinyali olacaktır. Elbette TL bazında, nominal bazda bakıldığında büyük bir rekor seviyesindeyiz. Yukarıda hareketin devamı için 9.900 puan seviyesini, yani şu direnci aşıyor olması lazım. 9.900 10.000'den geçiyor. Böylesi bir durumda gerçekten yukarıya doğru çok büyük potansiyele sahip bankacılık endeksi. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde 9.100 puan desteğinin kırılmıyor olması lazım. Gelebilecek beklentilerin altında kalacak bir haber akışı. Ne demek istiyorum? Mesela Moody's'den işte not artışı bekleniyor ama diyelim ki gerçekleşmedi. Sadece görünümde bir iyileştirme oldu vesaire. Bu çok büyük bir kar satışını getirebilir. O yüzden 9.100 puan seviyesi kesinlikle bence kısa vadede stop loss olarak kullanılmalı bankacılık endeksi diye düşünüyorum. Her zamanki gibi kısa öz hap bilgiyi bize verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hem çok kısa vadeli bakan yatırımcı, günlük trade eden yatırımcı için oldukça önemli noktaları ifade ettiniz. Hem de genel trendin yönünü söylediniz. Evet, gerçekten 5 haftadır, 6 haftadır takip ettiğimiz bir formasyon var ve buradaki kırılmalar da gerçekleşmedi. Dolayısıyla Borsa İstanbul'u belki buradaki teknik seviyelerden takip etmek çok daha iyi olabilir. Temel gelişmelerde bunda biraz daha destekleyici ve belirleyici olacak gibi görünüyor. Haftaya çarşamba günü bence önemli gelişmeleri konuşacağımız bir yayın olacak. Görüşmek üzere diliyorum. İyi günler.